iki hadise vardı. Birisi Londra Olimpiyatlarındaki güreşçilerimizin komple seri halinde altın madalyayla dönmeleri. Bir ikincisi de Kunduz Savaşı. Ben bunlara özendim, madalyaya özendim. Güreşçi olmak istesem olamayacağım, altyapısı yok. Zayıf, çelimsiz bir çocuğum. Onun üzerine dedik ki asker oldum. Hiç olmazsa ne şehit oluruz, şehit oluruz ya da gazi oluruz. Kunduz'a gideriz. Okulu bitirdik. Okulu bitirdikten sonra da o aşk bizi kara kuvvetlerinin bünyesine attı. Asker olduk. Şeyde Alıcıoğlu'daki Osmanlı döneminin son zamanlarında kurulan bir mühendishane var. Abdülhamit tarafından kurulan bir mühendishane. Orada iki sene eğitim gördük. Tahsil gördük ve asbay kimliğinde, üyetiyle, rütbesiyle orduya katıldık. Katılırken, giderken dedemin sözü vardı bana. Oğlum dedi, gideceğin yer Peygamber Ocağı'dır. Sakın ha, zinhar Peygamber Ocağı'nda o peygamberin isminden ayrılmayasın, o ocağa ihanet etmesin, kaytarmayasın vazifelerinden. Herhangi bir hastalık bahanesiyle kaytarmaya kalkarsan eninde sonunda o bahane ettiğin hastalık seni bulur. Ve ben bu kural mucibince, dediğimi vermiş olduğu bu derdik mucibince askerine gittik ve hiçbir zaman için yan çizmedim. İşte aşağı yukarı 6 ay, 7 ay kadar bir Diyarbakır'da kaldık. Bundan sonra gönüllü olarak istemiştim. Zaten arzu ediyorum daha okuldayken, sivilken. Gönüllü olarak Kore'ye gittik, Mesici Kahve'ye. Orada uzun süre kaldık. Bir sene gidiş, bir sene kalmış. İki ayda gidiş geliştirdik birlikte, 14 ay. Ondan sonra döndük, Hadımköy'e geldik. Hadımköy'deki kara kuvvetlerinde, İstikam Birliği'nde İki seneler kaldıktan sonra kara kuvvetlerin bünyesinde bir imtihan olsundu. Yeni kurulacak bir birlikler için Amerika'ya göndermek üzere dersler seçilecek. O imtihana girdik, karıştık, kazandık ve gittik. İşte o bizimle beraber gitmiş olduk. Arkadaşlarımın içerisinde bir tanesi de Hekimoğlu İsmail'miş. Ben şey, kendisini tanımıyorum zaten. Hekimoğlu İsmail'ken biz hep Ömer Okçu olarak biliyorduk. Amerika'ya gittiğimizde bizim kaşımızdan, gözümüzden, retinamızdan, parmak izlerimizden, vücut sağdan soldan cepheden fotoğraflarımız çekildi. Arşivlendik Amerikan istihbaratına. Orada uzun süre kaldık. Sonra döndük. Ben o zaman namaz falan da kılmıyordum. Hekimoğlu'yla da bir yakınlık, dostluk kuralım çünkü onun dünyası ayrıydı, benim dünyam ayrıydı. Sonra Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndükten sonra hemen hemen her sene Ekim-Kasım aylarında Amerika'ya giden bir ay kadar kalır, tekrar dönerdik geriye. İşte o Türkiye'de bulunduğumuz süre içerisinde bir arkadaşımın zoruyla bir hoca efendiyi dinlemeye gittim. Şaban Aykın isimli bir hoca imiş, Devlet Demiryolu'ndan emekli. Vaazcılık yapıyor, vaaz hocası. Onu gittik dinlemeye, pek bir şey anlamadım. Ama kapanırken, bitirirken birler söylemişti. O beni zaten sallığına aşağı yukarı bir ay kadar. İnsan dedi, namaz kılar, hayvan kılmaz. Ben de aman ya boşver işim yok Allah aşkına falan dedim. Kendi kendimce ama bir ay o beni salladı. Sonra baktım ki ben galiba hayvanım, insanlığa dönmek gerekiyor ve namaza başladım. Namaza başlayınca işte ya üçüncü gidişimizde Amerika ya da dördüncü gidişimizde namazlı olarak, namaz kılan bir kişi olarak gittik. Ve Ömer Okçu'yla daha iyi samimiyet kurduk. İşte 60'lı yıllarda burada çalışıyoruz. Benim bildiğim Sarıyer'deydi. Arkadaşlarım o dönem zaten sosyolojik çok modaydı 60'lı, 70'li yıllarda. Arkadaşlarım çoğunlukla sol gazeteleri, sol yazarları okurlardı. Biz de yenilerde
Müslüman olmuşum. Mehmet Şevket Beygin'in Bugün gazetesini alıp okuyoruz. Ve daha işin çaylaklık döneminde olduğumuz için dini bakımından, dini bilgi bakımından arkadaşlarımdan bir şey dedi ya, onları okumayın, komünist onlar, vatan haindir, şunlar bunlar falan gibi kavlinden. Onlar da bize yok 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 derlerdi, onlar vatansever insanlar, bak güzel yazıyorlar. Ve kavgalarımız olmaz da münakaşalarımız bir şekilde olur ama tatlıydı münakaşalar hep. Sonra bir gün ordu personel kanunu değiştirmeye kalktılar Ankara. Asubaylara verilen hakların bir kısmı tıraşlanmaya söz konusu oldu. Onun üzerine sol tarafın yazarları bizim dediğimizle yazı yazmaya başladılar. Bu değişiklik projeyi, tasarıyı tenkit etmeye başladılar. Ve arkadaşlarımız hemen bize gazeteleri gösterdiler. Bak Atilla, gördüm sen bunlar komünist diyorsun, kötü insan diyorsun, vatan haindiyorsun ama senden yana yazıyorlar. Hakikaten öyle görüyorduk ve arkadaşlarımızın bu ikazları, saldırıları diyelim daha doğrusu, takasaların üzerinde eziliyordu. Ve bizim tarafın gazetelerine gitmeye başladık ama hiçbirisi de bizim bu konuda yeterli bilgimiz yok diye karşılık verdiler. Bize bilgi getirirseniz, malumat verirseniz biz de elimize geldiğince size destek yaparız. Onun üzerine biz oturduk üç arkadaş, halimizi tasvir ettik, kağıt üzerine döktük. Aşağı 3-4 sayfa falan olmuş el yazmasıyla. Götürdüm onu Mehmet Bey'e verdik Şevket Eygi'ye. O da aldı, oldu gibi gazetesine koymuş. Fazla Erdem imzasıyla. Abi bizim hoşumuza gitti. Ya dedik biz bugün bunu yazmışsak daha başka yine yazabiliriz galiba. Devam ettik. O da Mehmet Bey dedi yazın dedi. Ve yazdık. Kimisi giyerdi, kimisi çıkmazdı, kimisi konu alırdı falan derken bu şekilde emekli olunca kadar Fazla Erdem imzasıyla bugün de yazmaya başladı. Ondan sonra Mehmet Bey vatan dışına kaçmak, gitmek zorunda kaldı. Gazetelerin dağıldı. Bitti. Derken Milli Gazete'nin kurulmaya başladığını duydum. Milli Selamet Partisi bu gazeteyi kuracakmış. Yaptım. Tam da o sıralar benim emekli olduğum günlere denk geldi. Mehmet Bey'e verdiğim yazılım gibi Milli Gazete'ye de başladım yazı yazmaya. Hatta gazetenin ilk haftasında bir yazım çıktı. Ondan sonra 10 günde, 15 günde bir falan 4-5 tane yazım çıktı. Arkadaşlar dediler ki, Atilla abi sana bir köşeye verelim. Ya ben yapamam, edemem derken bize bir köşeye verdiler, sağdırıyor diye oturttular oraya. O şekilde devam ettik, gittik. Birkaç defa yazılarımızın sivriliğinden ötürü Milli Gazete'den dışlandık haliyle. En son dışlanmamızda da dışarıya çıkarken böyle bir tiyatrocu kimlikli 3-4 tane delikanlı geldiler. Ya Atilla abi senin şu yazılarını alalım da bir kitap haline getirelim dediler bize. Ya ben anlamam bu işlerden kardeşim, ben yazmışım, bitmiş, benden çıkmış. Artık umuman olmuş o, anonim olmuş. İstersen de gidelim gazeteden, arşivden çıkardım, ne yaparsanız yapın, benim herhangi bir hakkım, talibim olmaz. Sonra galiba gözüm ısırıyor, Salih Tunal falan olsa gerekti o arkadaş. Bunlar gitmişler, bir toparlamışlar, üst üste eklemişler ve Uçkun Batı meydana çıkmış. Ondan sonra tabii biz gazetenin ayrıldık, diğer arkadaşlarımız da ayrıldılar. Uzun süre gazetesiz kaldık ve Vakit Gazetesi olarak kurma teşebbüsüne girdi Mustafa. Biz de her birlikte gittik. Vakit'in ilk çıkışıyla birlikte bu sefer de vakitli olmaya başladık. Evliyim. 3 tane çocuğum var. 2 oğlan, 1 kız. Büyük oğlum çocuk felci hastalığının, polio'nun Türkiye'ye ilk kez gelişi sırasında darbe yedi. Sol ayağı, karnı ve boynundan felç oldu. Tabii uzun yıllar biz bunun tedavisiyle uğraştık. Haftada 3 gün hastaneye sabah erkenden gider.
Baymuş'un alırdı, fizik tedavisine uğraşırdı, yapılırdı. Ve tekrar karda kışta geriye dönerdik. Oturduğumuz yer Sarıyer Yeni Mahalle, hastaneye gittiğimiz hastane Çapa. O karda kışta giderdik. Günün birinde bu hastalık biraz hafifledi. Aşağı bir 4-5 sene sonra bu ikinci bir darbe daha geldi. Salgın. İstanbul Sağlık Müdürü böyle bir hadisenin olmadığını, böyle bir salgının olmadığından bahsetmeye başladı. Oysa ki hastaneye grup hastalar geliyorlardı. Bu bana dokundu, rahatsız etti. Zaten benim böyle biraz deli dolu bir insanız. Tam ben servis alanımız şeydeydi, Tarabya'daydı. Arkadaşlarımızı bekliyorduk karşı tarafta gece kullanan. O asap bozukluğunu kendimi tüm diye yapmışım denize. Protesto ettim. Ondan balıkçılar, sandalçılar falan çıkarıp geliyorlar, kurtarıyorlar, gidiyorlar. İşte ondan bu hayat bu şekilde böyle devam etti. Bir kurban bayramıydı. Kurbanımızı kestik, onun etlerini dağıtmaya gittik. Ben gençliğimden beri zaten bir bisiklet sporuyla uğraşıyordum. Bisikletle kalktım, götürdüm, geldim. Gelirken arkamdan birisi vurmuş bana, kim vurduğunu bilmiyorum. Yüzüm kapak, hastaneye, yere kapanmışım. Hastanede gözümü açtım. Hastane gözümü açtıktan sonra benim çenem kırılmış, boğazım patlamış, birkaç tane dişim dökülmüştü. Hastaneye yatırdılar. O gece orada kaldık, donalar gibi dövülüyordu. Aşağı yukarı 15 gün kadar orada kaldım deyip kurban bayramının bütünüyle bitirip orada geçti. Orangutan maymununa dönmüş bütün vücudum, suratım. Epey de resim falan çekmişler ama arkadaşlar, babam falan da çekmiş, oğullarım da çekmiş. Ama bana hiçbirisi oradaki resmimi göstermeden korkarsın diye. İşte o dönemde Tayyip Erdoğan, o zaman Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Gençlik Kolları Başkanı olarak beni hastaneye ziyarete geldi. Allah razı olsun kendisinden. Ondan medeni şükranım yani kendisine. Plastik cerrahı. O üstlendi tedavimi. Çenem bağlandı. Konuşamaz oldum, ağzımı açamaz oldum. Süt ve püskürt emmiş içerisinde. Püskürtün emildiği sütü dişlerimin arasından emerek yaşamaya başladım. Derken işte 15 gün falan kaldım, hastaneden çıktım. Dolayısıyla özellikle büyük kesimler, büyük insanlar, zenginler, iş sahipleri, fabrikatörler, kapitalist kişiler benden pek hoş değiller, biliyorum. Bütün eşim, dostum, arkadaşlarım sokakta kaldırımlarda benimle beraber yürüyen insanlar oluyorlar. Dolayısıyla yazı hayatımda hep böyle oldu. Çünkü kendi gençliğimdeki, kendi çocukluğumda yaşadıklarının etkisindeyim halen. O Kore'ye gittiğim zaman Kore'deki o sefaleti gördüm. O sefaletin, harp sonrası sefaletinin etkisi altındayım. Dolayısıyla hep hak, hukuk ve adaletten yana yazıları yazmaya başladım. Ve siyasetle hiç uğraşmak aklımı kenarından bile geçmedi. Çünkü görüyorum siyaseti, bütünüyle bir ticari amaçla siyaset yapıyorlar. Ben amatörce gelişiyorum bu işlere. Hayatım amatör, yazılarım amatörce, Müslümanlığım amatörce, insanlığım amatörce. Bu şekilde böyle devam edip gidiyoruz. Düşünmeden, yani önün arkası düşünmeden ya da çekinmeden yanlış gördüğüm şeyleri kim olursa olsun o aldığı şeylerden. Erbakan Hoca'nın da bazı haddim olmayarak özellikle bilhassa o belirsiz ithalat rejimine yakınlık duyduğu noktalarda onu da bayağı tehdit etmiştim o projelerle. O da benim kendisine yönelik yazılarımın keser cebine saklarmış. Suudi Arabistan'la ilgili de bayağı yazılarım çıkmıştı. Bir gün Suudi Arabistan'ın yetkilisi geliyor elçilikten. Sohbet, muhabbet falan derken
İşte hocam diyorlar, sizin gazetenizde şu arkadaş var, bizden bize şey yapıyor, rahatsız ediyor. Onu bir ikaz etseniz, o da cebinden çıkartıyor. Bakın diyor, bu arkadaş beni de tenkit ediyor. Bizim gazetemizde fikir üreti, düşünce üreti, buluşma üreti vardır. Dolayısıyla doğru olarak görmüşsen onu yazmıştır. Yanlış ise siz onu kendisine ikaz edin, yanlışını gösterin diyor. Ve bu şekilde devam edip gidiyoruz. Hiçbir zaman işte hiçbir şeyden pişman olmadım. Ama bir tek şeyden pişmanlık duyuyorum. Pişmanlık da değil de özlem duyuyorum. Ah diyorum, benim de bir Rıza amcam olsaydı. Ama sonra düşünüyorum, taşınıyorum, bakıyorum ki Rıza amcamın adamları bana geldi de beni mutlaka mutlaka yoldan saptıracaklar. Kişiliğimi bana kaybettirecekler. En iyisi diyorum, ya Rabbi şükür elhamdülillah, bundan iyisi can sağlığı. Hiç kimse eyvallah etmiyorum. Bir dava insanı olarak hayatını sürdüren Atilla Özlü Beyefendi için burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi de açış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Abdurrahman Şen Beyefendi sahnemize, kürsümüze davet etmek istiyoruz efendim. Buyurun. Atilla Özdür ağabeyimize sevgimizi, saygımızı göstermek, onun bizlere yazılarıyla gösterdiği yollardan yürüyerek yetişen, görevlere gelen, ülkeye hizmet eden insanlar adına bir teşekkür etmek için düzenlenen bu geceye hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu programlara ilk başladığımızda bir nesli yoğuranlar demiştik. Ve bu saygı programlarına aldığımız büyüklerimizi, ağabeylerimizi bu çerçevede değerlendirmeye gayret ediyoruz. İlk toplantıda da ifade etmiştim. Bugün çeşitli görevlerde bulunan, çeşitli hizmetlerde bulunan, o hizmetleriyle saygıya layık olan birçok insan bu bir nesli yoğuranlar çerçevesindeki ağabeylerimizin yazılarıyla, yol göstermeleriyle kendilerine bir hayat belirlediler ve o belirlenmiş hayat çerçevesinde hizmetlerini sürdürüyorlar. Günümüzde bunun zaman zaman unutulduğunu, makam heveslerinin bu yoğrulmaları biraz geriye ittiğini gördüğümüzden, özellikle belli bir yaş grubundaki arkadaşlarımızın bu günlere nasıl gelindiğini, bu çileli hayatları çeken ağabeylerimizden, onların dostlarından dinleyerek, hiç yoksa o 60'lı 70'li yılların özellikle yoğunluklarını, hizmetlerini, acılarını, tatlılarını bir hatırlatmak babında bu seriyi sürdürüyoruz. Bugün değerli büyüğümüz Atilla ağabeyimiz için buradayız. Onu yakın dostlarından, kendi ağzından hayatını biraz dinlemiş olduk. Ama elbette o kadar değil. Yaz hayatının çileli boyutları var. Onları da dostları bize birazdan anlatacaklar. Biz bu gecede Atilla ağabeyi de bir örnek insan olarak günümüzün nesline, gençlerine bir hatırlatabilirsek, bir tekrar o hayatların kolay olmadığını ve bugünlerde kolay gelinmediğini hatırlatabilirsek kendimizi mutlu sayacağız. Onun için Atilla ağabeye de bir nesli yoğuranlardan biri olarak ben huzurunda sevgiyle, saygıyla eğiliyorum. Kendisine bütün kültürümüz adına, tarihimiz, inancımız, davamız adına ben en azından kişisel olarak sevgimi, saygımı iletmek istiyorum. Biraz sonra dostlarından dinleyeceğiz. Bir nesli yoğuran bütün ağabeylerimize sağlıklar diliyoruz ve onların kıymetlerini ne olur bilelim ve biraz da onların yolundan yürüyüp uygulayalım diyorum.
Sizlere de katkınız, katılımınız için teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Abdurrahman Şen Beyefendi'ye konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Daire Başkanımızın da bahsettiği üzere şimdi yakın dostlarından, konuşmacılarımızdan Atilla Özgür Beyefendi'yi dinleyeceğiz. Öncelikle oturum yöneticisi olarak Abdurrahman Dilipak Beyefendi'yi sahnemize davet etmek istiyorum efendim. Buyurun. Sonra Zübeyir Yetik ağabeyimizi, hocamızı davet etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Mustafa Yazgan Beyefendi'yi, ağabeyimizi sahnemize davet etmek istiyoruz. Ve Sayın Yılmaz Yalçıner Beyefendi'yi sahnemize davet etmek istiyoruz. Bu arada Sadık Albay Beyefendi geleceklerdi ama geçirmiş olduğu bir hastalıktan ötürü gelemediler. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şimdi söz oturum başkanımızda. Hoş geldiniz. Atilla Özgür'ü konuşacağız. Atilla abi diyeyim. Milli Gazete'de beraber olduğum, daha sonra Vakit Akit, Yeni Akit sürecinde beraber olduğumuz biri. Eğer Müslüman bir kimlik olmasaydı, Atilla Özgür'ün Müslüman kimliğini alın, geriye proleter bir devrimci çıkardı. Ama o daha askeriye gönderilirken arkasından dualar edildiği için mümin kimliğiyle bugün o bir ebazendir. Vicdanı aklından büyüktür. Merhamet duygusu çok gelişmiş bir insandır. Vicdanı aklından büyüktür diyorum. Buradaki ilk makalesinde şeytanla savaşmaya kalkışırsak hepimiz açlıkta kalırız. Açlık çekeriz diyor. Ama o çıkarlarının dürtülediği bir dünyayı değil de mazlumlardan yana olmayı seçiyor, yoksulluğu seçiyor. Yalnız yaşayan bir insan, kalabalıklar içinde yalnız bir insan. Ait olduğu sosyal çevreyle de zaman zaman ters düşebilen, çatışabilen. Çünkü onların vicdansızlıklarına karşı da aynı tepkiyi çekinmeden veren bir insan. Bu anlamda bazen de biraz yalnızdı. Ben onu bir aramızdaki ebazer, nasıl veresetül enbiyalarımız varsa peygamber mirasçılarımız, o da ebazer mirasçısı olarak aramızda bir kişi olarak görüyor. Şeytanla savaşan bir adam o. Kendi yazısında öğütlediği, örneklediği kişilik bu. Aslında bir haleskar zabıtan olacaktı. Aslında o beni tutuklamaya gelen asker abi olacaktı. Birbirimizi yok etmek üzere konumlandırmıştık, örgütlenmiştik. Ama el ele tutuştuk. Birlikte yürüdük. O benim celladım olacaktı. Ben de ona karşı savaşacaktım. Aynı ülkenin çocuklarını, inançları, ideolojileri, sağ sol, Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye birbirine kırdıran irade bizim birbirimizi yok etmemizi istiyordu. Çünkü bizim kanlarımız ve gözyaşlarımız üzerine birileri kendilerine iktidar ve servet üretmek istiyordu. O bir aydın değildi, münevverdi. Zaten makalesinde buna vurgu yapıyor. Bizim burjuvamız olmaz, bizim havasımız olur. Bizim aydınımız olmaz, bizim münevverimiz olur. Bizim müsteşrikimiz değil, müstaribimiz olur. Hemşeri ırkçılığına kafa tutuyordu, sendika ırkçılığına, mülkiye ırkçılığına, ordu ırkçılığına, ırkçılığa kafa tutan bir adam. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı duracaktık. İslamcılığa da kafa tutuyordu, modern İslamcılığa. Modern laikliğe de kafa tutuyordu. Tam da bizim tatlısı Müslümanları yuvarlanmış, kendi laiklerini de bulmuşlardı bir bakıma. Acımasızca bunları eleştirdi. Acımasızca diyoruz çünkü bilerek yaptı ve bu yanlışın faturasının çok ağır olduğunu
kendi hayatında yaşayarak görmüştü. Grizzetliydi, yavru kurt olarak yetiştirildi. İyi bir faşist olması gerekiyordu. Mümin bir arkadaş, bir kardeş ol. Bugün onu anacağız. Bağışlayın, ben güya yönetecektim. Böyle uzun bir giriş yaptım. Benim gözümde Atilla abi, çünkü en az benden 10 yaş daha yaşlı, ben 66 yaşındayım diye övünüyorum. Ve bugün benim bir torunum daha oldu, 4. torunum oldu. Onun için biraz geç kaldım. Hemen de eve koşup gideceğim. Ben sağdan başlayayım. Buradaki arkadaşların hepsi benim gençliğimi birlikte yaşadığımız, birlikte yazdığımız benim abimdir yine. Ama diğer iki arkadaşım da çağdaşım sayılır. Evet, bu ak saçlı artık güneyde yaşayan dostumuza Yılmaz Yalçıner'e vereyim sözü. O da vicdanı aklından daha büyük olan bir dostumuz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben çünkü böyle bir toplantıya hiç alışık değilim. Ben hayatımda ilk defa böyle bir toplantıda konuşuyorum. Abdurrahman Bey'i dinlerken mest oldum. Keşke karşıya gitsem de devam etse ben dinlesem diye isim geldi. Atilla abiyi çok güzel anlattı. Ben Atilla abiyi anlatmaya kalkmadan önce bir Atilla abi gibi tanıdığım bir insanla rahmetle bahsetmek istiyorum. Gazetecilik hayatının neresinden bakılırsa 50. yılına falan girmek üzere. Kasadan hurufat toplanarak yazıların dizildiği bir dönemden başlamıştım ben bu mesleği çocuk yaşlarda. O zamandan bu tarafa bir sürü gazeteci arkadaşım, ağabeyim oldu. Bunların içerisinden birisini Atilla abime çok benzer. Meşhur Yörük Ali Efe vardır. Yörük Ali Efe'nin bir oğlu var. Mehmet Ali Yörük. Bu muhterem şimdi rahmetli oldu. Ben hapishanedeyken o rahmetli oldu. O benim ilk yazı işler müdürüm. Yalnız yaşayan çok vicdanlı bir insandı ve gazetenin yazı işleri müdürüydü. O tarihte gazetenin adı da Bizim Anadolu diye bir gazeteydi. Ben de o gazetede 69'lu yıllarda çalışıyordum. Atilla abinin Milli Gazete'de yaşadıklarını ki ona çok daha iyi şahitlik edecek olan Zübeyir Bey'dir ve Abdurrahman Bey'dir. Onlar çok iyi bilirler. Mustafa abi de bu zaten bu camianın içerisinde olup bitenleri çok daha iyi bilir. Biz özellikle çalışanlarımıza hiç ehemmiyet vermeyen insanlarız. O tarihte de öyleydi. Mehmet Ali amca 70'ine dayanmış olmasına rağmen sarı basın kartı olmayan bir yazı işleri müdürüydü. Sarı basın kartı yoktu. Biz bunu bilmiyorduk. Haberdar olunca da adamcağızı tahrik ettik. Dedik ki şöyle bedava binersin. O zaman otobüsler, trenler bedava oluyordu sarı basın kartı olanlara. Ve Mehmet Ali amcayı sarı basın kartına müracaat etmeye ikna ettik. Adamcağızın bir yıl sonra gel dediler sana sarı basın kartını verelim. Mehmet Ali amca olanı biteni bize şöyle anlattı. O zaman Gümüşsuyu'nda basın ilan kurumu var. Oraya gidiyor, oradan şeyini alacak, sarı basın kartını alacak. Kafasına da koymuş, diyor ki ilk troleybüse, oradan troleybüs geçiyor, oradan bineceğim. Cağaloğlu'nda ineceğim ve bedava sarı basın kartını alıyor. İtiş kapış, oradan troleybüse biniyor. Fakat o itiş kalkış arasında basın kartını unutuyor, garibim, parayı çıkartıyor, biletçiden bilet kestiriyor. Sonradan aklına geliyor ki elinde basın kartı var. Diyor ki Sirkeci'de ineyim, Sirkeci'de indikten sonra hiç olmazsa trene bineyim, şu kartın bir keyfini süreyim. Elinde kartıyla birlikte Sirkeci garından içeriye giriyor.
Gerçekten geç diyorlar. Geçiyor. Trene biniyor. Oturuyor. Bir tane sigara yakayım diyor. Bir sigara yakıyor. Keyfini sürecek. Güya can kurtaran da inip o yokuşu çıkacak. Tekrar cağılına tırmanacak. Sırf o keyfi sürmek için. Kondöktör geliyor. Kartını gösteriyor uzaktan. Kondöktör evet diyor. Fakat adam yine de hiç sesini çıkartmadan çıkartıyor. Bir şeyler yazıyor. Ondan sonra 2,5 lira zamanında parasıyla bir para istiyor kendisinde. Neden diyor? Sigara içiyoruz. Mehmet Ali Yörük yalnız yaşayan, ebazer gibi yaşayan bir insandı. Öyle geldi geçti. Bir gün yalnız başına yatarken Sirkeci'deki bir otelde vefat etti. Ben mapus damındaydım. Ağabeyimiz, amcama sahip çıkamadım. Yörük Ali Efendi'nin oğlu öyle vefat etti gitti. Şükürler olsun ki onun bir benzeri gibi gördüğüm, hesapsız, kitapsız, ve affedersiniz bu şeyi o anlamda söylemedim tabii ki. Hiç hesabi tarafı olmayan bir insan olarak. Kitabına uydurmadan. Kitabına uydurmadan. Kitabına uydurmadan. Mertçe, iyice, gerçekten vicdanın emrinde yaşayan bir insan olarak Atilla abiyi gördüm. Atilla abinin yazılarında cümleler hep 3 noktayla bitir. Üst tarafını sanki okuyucu tamamlasın der gibidir. Bir şeyleri yazar yazar, sonrasını bırakır 3 nokta. Fakat bu 3 noktadan dolayı başı derde de girmiş. Atilla abinin de kendisinin de belki bilmediği bir belge getirdim şimdi yanında. Kendisi de bilmiyor. Mahkum oluşunun belgesi abi. Bu bir mahkumiyet belgesidir. Bir 28 Şubat davasının da mahkum olmuşsunuz abi. O günün generallerinden bir tanesi sizin aleyhinize şey yapmış. Çok gariptir. Siz o generali arkaya çıkmaya çalışmışsınız. Arkaya çıkmaya çalışmışsınız ama o general sizi yine de mahkum ettirmiş. Olayın şeysi şunu özetlemek istiyorum size. 28 Şubat generallerinden bir tanesi Kışla'da varilden yapılmış olan bir minare var. Bir mescit yapılmış. Asker orada namaz kılıyor. Bu diyor variller üst üste kaynak yapılırken böyle minare falan filan olmaz diyor. Yıktırıyor. Ondan sonra mescidi de kapatıyor. O zamanki Vakit gazetesi bunu dava ediniyor. Söz konusu generalin adını vererek tenkit eden haberler yapıyor. Fakat Atilla abim gazetenin vicdanı ya, öbür tarafa dönüyor. Atilla abim tam ters bir şeyle diyor ki ya gerçekten varilde minare olur mu arkadaş? Varilde minareyi yıktırması haklı bu adamın. General gazeteyi mahkemeye veriyor. Atilla abinin o 3 noktaları var ya, o 3 noktalarını da verilen mahkemenin hakimi sanki generale hakaretmiş gibi terakki ediyor, yorumluyor ve Atilla abiyi mahkum ediyor. Aynen buradaki ifadelerden bir tanesi, keşke gözü yanıma gözlüğümü alsaydım da görseydim. Bak. Konuya yüzeysel bakmamak gerekir. Akit gazetesi kapatılan Refah Partisi'nin sözcüsü durumundaki gazetelerin en başında gelmektedir. Gazetenin, gazetede çalışan herhangi birinin namaz genelgesini okuyabiliyor musun abi? Namaz genelgesini desteklemek şöyle dursun, onu hoşgörüyle karşılaması bile düşünülemez. Yazı namaz genelgesine karşı tavır koymak için yazılmıştır. Yazının içeriği ve yazıda kullanılan noktalama işaretleri bunu böyle ortaya koymaktadır. Amacın gizlenmeye çalışılmasına karşı aslında yazıda namaz genelgesinin yayınlanmasının ayıp ve günah ötesinde eşeklik olduğu anlatılmak istenmektedir. Ayrıca yakınan ve diğer paşalar için çeşitli fonların diplerine darı eksimler gibi yakıştırmalar yapılmıştır. Bütün bunlar
yazının kadınlara saldırmak için kaleme alındığını ve sanığın hakaret kastıyla davrandığını göstermektedir. Atilla abinin generalden yana iyi niyetle kendi gazetesini tenkit etmek maksadıyla kendi gazetesinde yazdığı yazıyı yine de hakim böyle yorumluyor. Ve sonunda Atilla abi sizi bilmem kaç gün, bilmem mahkumiyetinize bilmem kaç bin lira da para cezası, o gün parasıyla milyon diye geçiyor, para cezası ödemeye mahkum ediyor. Arkasından da mahkumiyetinizi de paraya tahvil etmek suretiyle yaklaşık o günün parasıyla galiba yine şeyi okuyabilirsen herhalde 16 milyon lira mı nedir? 16 milyon lira maddi ücret vekaletin. Ha, o şey, da ayrısı, ayrıca 7 milyon 10 bin lira yargılama girdiği derece nerede o? 16 milyon 870 bin lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine. Ağabeyimin yazılarının böylesine güzel neticeler doğurduğunu da gördüm. Ağabeyime Medyun-u Şükran 2 sene önce evime geldi. Beraberce balkonda oturduk. 2 adım ötede deniz vardı. Denizle ayağını sokmadan gerisin geriye gitti. Bana çok güzel hatıralarını anlattı. Bilmiyorum, arkadaşlarım da anlatacaklardır. Ağabeyim piyano üstünde namaz kılmış bir insandır. Başka burada bekliyordum ki anlatasın diye. Amerika'ya gidiyorlar. Ömer Okçu Bey de yanınızda mıydı, hekim oldu İsmail abi? Yoktu. Amerika'ya gidiyorlar, namaz kılacaklar. Yani o zaman namaza iyi sarılmış yani o dönemde. Ve namaz kılacak temiz bir yer arıyorlar. Temiz yer ararken karşılarına bir kilise çıkıyor. Diyorlar ki asker arkadaşlar birlikte ya gidelim burada namaz kılabiliriz herhalde. Kiliseden içeriye giriyorlar ve namaz kılacak yer bakınıyorlar. Tabii orada namaz kılınacak bir yer yok. Papa, oranın papazı yardımlarına geliyor, diyor nedir? Diyor papaza biz işte namaz kılacak bir ama temiz bir yer arıyoruz. Papaz da etrafına bakıyor, orada piyanoyu görüyor, öyle mi abi? Evet, ve sonuçta abim piyanonun üstüne çıkıyor. Herhalde yeryüzünde piyano üstünde namaz kılan tek adamdır. Hem de Amerika gibi bir yer. Evet, peki. Teşekkür evet. ediyoruz. Bu arada sorularınızı yazılı olarak alırsanız ikinci turda onları cevaplar eklemek istediklerini arkadaşlarımız ekleyebilirler. Bu arada ben başka bir isimini daha öğreniyorum, mahkemeler eklemişler onu. Atilla Cengiz Özdur. Bir de Cengiz'i var. Anne tarafından, Oğuz, baba tarafından, Çatar, Kırım'da, yani bunlar Moğolistan'dan geliyorlar. Geldiler sonra yapacaklarını yaptılar, sonra da Müslüman oldu, gittiler. Yani ırkçılığa karşılık, bakın böyle hem Türklük var, hem Tatarlık var ve ırkçılığa da karşı bir insan. Onu da ben burada gördüm, Cengiz adının olduğunu da. Atilla Cengiz Özdur'muş. Bir şey daha dikkatinizi çekerim. Bulunduğumuz yer çok ilginç bir yer. Ali Emiri. Ali Emiri hakkında ben biraz geç kaldığım için çevreyi gezip de Ali Emiri hakkında burada bilgi görmek istiyorum. Duvarlarda vesaire de son dönemin imparatorluktan cumhuriyete geçiş dönemimizin çok müthiş bir adamı. Hayatı roman olan bir adam, romanlık bir adam, yani bir dizi yapılabilecek bir adam. Bir ikinci defa bir söz verilirse o zattan da rahmetli almak istiyorum. Evet, o insanla evet. bahsetmek istiyorum. Mahkemeye gelen kişi de Teoman Komak'mış. Onu da burada belirtmiş olalım. Şimdi Zübeyir Yetik Bey'e söz vermek istiyorum. Zübeyir Bey, aslında bu arkadaşlarımızın hepsi 60'lı yılların sonundan bugüne kadar yakın tarihin yaşayan tanıkları. Yani Milli Nizam'ın ya da MTTP'nin kuruluşu, Milli Nizam Hareketi, İran Devrimi, Rusya'nın dağılışı, Avrupa Birliği'nin kuruluşu. Biz tarihin yaşayan tanıklarıyız. Şimdi o tanıklardan biri Atilla Özdur. Zübeyir Yetik'i nasıl bilirdiniz? Biz diriyken de, ölüyken de
dirilerimize ve ölülerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ve nasıl bilirsiniz dediklerinde iyi bilirdik deriz. Buyurun, sizin şahitliğiniz. Evvela hepinizi selamlayayım. Gönülden, kalpten oraya kadar gelmiş olmak bile İslami hassasiyetinizi, dava hassasiyetinizi göstermesi bakımından çok önemli. Ve bu yanınızla da ayrıca saygıdeğer bir konumda bulunuyorsunuz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim arkadaşlarım bilirler, hatıraları hıfzetme yeteneğim sıfır. Hatıraları hıfzedemediğim gibi zaten hıfzedilmeyen bir şeyin, hafızaya alınmayan bir şeyin, alınamayan bir şeyin anlatılma imkanı da sıfırlanmış olur. Hani ben isterdim ki gerçekten de çok değerli, yazar olarak değerli, mümin olarak değerli, insan olarak değerli, bu arkadaşımızın bir de çok ilginç, orijinal bir hayatı var. O hayatımdan size parçalar aktarabileyim, pasajlar aktarabileyim. Hem ibret alacaktınız, hem de hayret içinde kalacaktınız. Çünkü onların büyükçe bir bölümünü ama kendisinden ama diğer arkadaşlarımızdan dinlemiş biri. Bende ise hafıza sıfır. O yüzden ben hani meşhur kelamdır. Siz ne derseniz deyin, ne sorarsanız sorun. İmam bildiğini okur hesabı. Ben de konu Atilla Öztür. Pardon, Atilla Cengiz Öztürk olsa da bildiğim türküyü söyleyeceğim. Ve o türkü içinde Atilla Cengiz Öztürk yahut da bizim Atilla'mızın bahsi de muhtemelen geçecek. Ya geçer ya geçmez. Allah bilir. Konuşurken bu ortaya çıkacak. Biz Bir cihetten, yoksa birçok cihetten kavruk bir nesiliz. Yani 1940 civarında doğanlar kavruk bir nesildir. Memleket fakirdir. En zenginimiz bile bugünkü en fakir kimsenin yaşadığı hayat standartlarına mahkumdur. Ekonomik bakımdan kavruk bir nesildir. Yani düşünün ki sabah kahvaltısında eğer evinizde çay varsa bir bardak içebiliyorsunuz. Çocukça ısrarlarınızla ancak bir yarım bardak daha ikram ediyor anneniz babanız. Bu derece bu çaydan, kahvaltıdaki çaydan yamalı pantolonlarımıza, delik çoraplarımıza, lastik ayakkabılarımıza ve ters yüz edilen elbiselerimize kadar her türlü kavrukluğumuzu göz önüne alabilirsiniz. Ama bir bölümümüz bu ekonomik kavrukluktan biraz sıyrılır sıyrılmaz, yani tırnağımız yer tutar tutmaz, adeta saraylardan gelen kimseler gibi davranmaya başladık. İşte Atilla Öztürk o kavrukluğunu hiç unutmadı değil. O kavruk yapısını hiç yaşamaktan uzak durmadı. İmkanı olduğunda bile o kavruk yapıyı omuzunda taşıdı. Adeta kimliğinin ve kişiliğinin bir parçasıymış gibi. Bu yüzden de, bu yapısı dolayısıyla da paraya, pula, makama, mevkiye, alkışa ve benzeri şeylere hiç itibar etmedi.
çok rahat söylüyorum. Çok rahat söylüyorum çünkü Atilla Milli Gazete'ye başladığında ki ben önermiştim kendisine, önermiştim dediğim fasıl şu, gazetede arada bir yazıyordu, günlük yazması için ısrar ettim ve günlük yazmaya başladı. O zaman gazetenin genel yayın müdürüydüm. Günlük yazmaya başladı. Kendisine ne düşünüyorsun telif ücreti olarak dediğimde mahcubiyetini ifade etti ve hiçbir talepte bulunmadı. Gerçi biz zannediyorum şimdi çok garip karşılanacak bir rakamla güya telif ücreti ödüyor idik ama Atilla'dan ne başlangıçta ne sonunda orada bulunduğum süre içinde iyi hatırlamıyorum. Bir buçuk yıl kadar, belki iki yıl kadar orada kaldım, iyi hatırlamıyorum. Para kelimesinin bir yana acaba konuşurken para diye anlaşılır mı kaygısıyla P harfini kullandığını bile duymadım. O yüzden paraya, pula, makama, mevkiye, şuna, buna hiç değer vermiyordu. Ekonomik kavrukluğunu hep korudu derken çok rahat söylüyorum. Çünkü bu beyanımın içinde, bu beyanımı ucundan kenarından yiyebilecek bir güve yok. Güve barındırmayacak kadar sağlam bir beyandır. Bu sizlere beyan olsun, Rabbime da şahitliğimdir. Biz yalnız ekonomik bakımdan değil, fikri bakımdan da kavruk bir nesildik. Kitaplar yoktu, dergiler yoktu, gazeteler yoktu. Düşünün, 20 günde bir çıkan bir Sebil-ül Reşat dergisi var ki tamamen bilimsel sayılabilecek dini yazılar çıkıyor. 3 ayda bir, 8 ayda bir, 8 senede bir, yani adlı neyse demeyelim de eline imkan geçtikçe dergisini çıkaran Osman Yüksel'in Serden Geçti dergisi var. Burada diye bir haftalık gazete var. Daha sonra biraz daha gecikmiş olarak Sezai'nin dirilişi gündeme geliyor. 2 sayı çıkıyor. 3 sayının çıkması için imkan yok. Nurettin Topçu Nizam diye küçük dergimsi bir gazete çıkarıyor. O da 2 sayı veya 3 sayı çıkıyor. Fazlasına imkan yok. İslam diye bir dergi var. Düzenli çıkıyor sayabileceğimiz Salih Özcan'ın. Sonradan Hilal'e dönüştü ve biz bu şartlarda davayı heceliyoruz değil, davayı emiyoruz. Dostlardan, ahbaplardan, tanıdıklardan dini bir kitap bulabilirsek minnet, canımıza minnet kabul ediyoruz, büyük nimet kabul ediyoruz. Ve elimizde kitap olarak rahmetli Ömer Rıza Doğru kitabın adı neydi? Tanrı buyruğu. Yani Kur'an-ı Kerim'in meali olarak Tanrı buyruğu var. Bu kadar. Bu kadar az malzemeyle yetişmiş bir nesil kavruk yetişir. Kavruk yetişir derken ne anlaşılıyor? Ses kısık çıkıyor. Başka? Ortalıkta dolaşan. Başka? Konuştuğu zaman acabalı konuşur, çekine çekine konuşur. Bu gibi. Ama bu fikren kavruk yetiştiğini bahsettiğim kimseler sanki Ezher'de gidip de ilim tahsil etmişçesine davaya sahip çıktılar. Davanın sözcülüğünü yaptılar. Bir tek güvenceler vardı, Allah ve Allah'ın dinine olan ihlasları.
Sırf Allah için bunu yaptılar. Ve Allah'a güvenerek yaptılar. Ve bundan herhangi bir karşılık beklemediler. Sanki Kur'an-ı Kerim'e o peygamberlerin ağzında dökülen bir beyan vardır. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Ben sizden bir şey istemiyorum. Benim ücretimi Allah verecektir. Hükmünü yaşamak istediler. Elbette emeklerine karşılık çalıştıkları sürece mesela onlardan biri benim. Çeşitli gazetelerde çalıştım. Ta 60'tan itibaren Milli Gazete'de az önce söylediğim gibi genel yayın müdürlüğü yaptım. Yazarlık yaptım. Elbette para aldık. Ama bu para tutunuz ki geçinmek zorunda kaldığımız için, geçim ihtiyacımız için verilen bir sadaka gibiydi. Ücret değil. Biz sadaka aldık ve sadakayla geçirdik ve sadakaya da itirazımız olmadı. Hatta burada kendimde bir hatıra nakledeceğim. Zannetmeyin ki kendimi anlatacağım. Söyleyeceğim sözlerin hemen hemen tamamı Mustafa'yı da bağlar. Yani Mustafa için de geçerlidir, Abdurrahman için de geçerlidir, Yalçın için de geçerlidir, içinizdeki birçok arkadaş için geçerlidir. Yıl 1961 veya 62 olsun, İzmir'de haftalık bir gazetede çalışıyorum. Resmi ve alevi olmasa da adeta patronla bir sözleşme yapmışız gibi. Gerçi ben şartımı koşmuştum, o da evet demişti ama o günlerde gazetelere yazı işleri müdürü bulmak zor, adamlar içeri atıyorlardı. Tedbirler kanunu diye bir kanun var 60 sonrası. Bana teklif edildiğinde bir şartla kabul ederim dedi. Nedir dedi, gazetenin muhtevasını değiştireceğim. Kabul etti. Siyasi muhteva Demokrat Parti, biz ona biraz dini bir muhteva ekledik. Ve buna karşılık adam gazetenin yayınını bana bırakmış olmama karşılık maaş ödememeye başladı. Her gün 2,5 lira verirdi. Ay sonu geldiğinde ya biliyorsun durumumuzu, hele bu ayda kalsın. Fakat daha ilginçini anlatayım. Bir gün yanıma geldi. Ya Zübeyir dedi, bu hafta gazeteyi çıkaramayacağız. Hayır, patron dedi. Kağıt alacak paramız yok dedi. Patron dedim, ah keşke ceketim olsaydı da ceketimi satsaydım. Onunla kağıt alsak gazeteyi çıkarsaydık. Yani paran olsa verir misin dedi. Yahu vermez miyim dedi. Şöyle yaptı, önüme bir kağıt koydu. Haydi bu parayla gidip kağıt alalım. Amanın, babamdan havale gelmiş. Demek hemşerilerden bir ikisi memlekete gittiğinde rahmetli babama oğlun oradan perişan demiş olacak ki sonradan mektubu gelecek. Oğlum sana bir miktar para gönderdim, üstünü başını düzelt. Ondan sonra da yol parası yaptı diye bir miktar para göndermiş. Biz o parayı aldık, enayilik diye düşünebilir ama biz onu dava olarak düşündük. Davamız için aldık, patrona verdik. İşte bizim aldığımız para da bu, verdiğimiz para da bu, kazancımız da bu, emeğimiz de bu, ötesi de bu, birisi de bu. İnanınız, mesela çoluk çocuklarımız olmasaydı, aynen benim o İzmir'deki gibi günde 2,5 liraya biz o hamballığı yapmaya devam ederdik. Bu bana mahsus bir davranış değil. Bu arkadaşlarımızın genel yapısı. Ekonomik durum bu.
kavruk durumu, fikri kavruk durumun ikinci ayağı bu. Birinci ayağını bahsetmiştim. İkinci ayağı da dava için her şeyi göze alabilmek için. Tabii bu ara İslami kitaplar yayınlanmaya başladı. Dergiler yayınlanmaya başladı. Eksiklerimizi oralardan tamamlamaya başladık. Biraz ailemizden gelen bir şey, biraz da o yeni edindiklerimizle İslami bir ahlak edinme çabası içine girdik. İşte İslami ahlak konusunda da, ki bir başkası farklı şeyler düşünebilir, belki İslami ahlakın A diye ilk şıkkı tevazudur. İşte o İslami ahlakın baş tarafında bulunan tevazunun temsilcisi de yine Atilla Öz'dür. Sanırım süre doldu. Evet, teşekkür ederim. Şimdi ilginç bir kişiye geldi. Sırat, ben gençliğimden beri tanırım. Bana göre hala o 18 yaşında. Necip Fazıl biraz aşı toprak bir insan. Büyüklere hitap ederdi. Serden geçti bir halk kahramanıydı. Karacaoğlan gibi biri. Biri vardı çocuklara, gençlere. Onlara tutulmuştu. Bir dergi çıkartıyor. Aslında İbn Haldun gibi düşünen, 18 yaşındaki bir delikanlı gibi konuşan biri. Şule Yüksel Şener'in yanında o vardı. Bir yere Necip Fazıl gelmişse yanında o vardı. Onun sekreterliğini yapıyordu. Onun ne bileyim kalacağı yeri ayarlıyordu. Ya da Osman Yüksel Ser'den geçti gelmişse yine onun yanında biri vardı. İşte o şimdi konuşacak olan içimizden biri. Allah onun ömrüne bereket versin. Ben ondan çok güzel şeyler öğrendim. Allah sağlıklı bir ömür, hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm versin ona ve hepimize inşallah. Allah onun ölüsüne, dirisine, hepimize inşallah rahmet eylesin. Sağ olun. Buyurun. Şimdi genel kitleyi selamlamadan önce hakkımda bu kadar layık olmadığım güzellikleri sıralamak nezaketini, zarafetini, güzelliğini gösteren Abdurrahman Dilipbak kardeşime ben kalbi şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu hemen ifade edeyim. Zübeyir'le Abdurrahman Bey'in konuşmasını takiben hemen hatırıma gelen şu husus var ki benim genel konferanslarda yeni yetişen gençlere ve orta yaşlara söylediğim bir husus var. Bunu bu vesileyle burada da söyleyeyim. Ama teşekkürümü Abdurrahman Bey'e sunduktan sonra bir başka Abdurrahman Bey'e sevgilerimi sunmak isterim. Allah razı olsun kardeşim. Yani makamınızın hakkını veriyorsunuz. Efendim, yani olması gereken buydu ve bu gece bizi dostlukta bir araya getiren, o şemsiyenin altında toplayan Atilla Özgür Bey'e de kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ama işin teknik tarafını ve organizasyonunu fevkalade yapan Mehmet Avcı Bey'i de ihmal etmiyorum. Allah hepinizden ve bütün bu arkadaşlarımdan razı olsun. Ya biz çok şanslı, önceleri belki şanssız gibi görünen ama şimdi Necip Fazıl'ın ifadesiyle artık rahat ölebilirim diyecek bir noktadayız. Aziz dostlar, yanlış anlaşılmasın. Burası kaç kişiliktir bilmiyorum. Bende doldurma sayısı diye bir dert de yok. Övünmek için de değil, yani bu sözümün bir ispatı olarak yemin ederim size, bir gün salona girdim. Anadolu'da bir konferansta 5 kişi vardı önde. Sadece 5 kişi. Arkadaşlar dediler ki hocam iptal edelim mi konferansı? Estağfurullah dedim ya.
beş tane insan burada dedim. Bu beş tane alem burada. Onlar şeref vermiş gelmişler. Şimdi ben sayıya bakmıyorum ki dedim ve çıktım dedim dostlarım. Sizi bütün samimiyetimle söylüyorum. 500 kişiye hitap edeceğim metni aynen burada eksiksiz vereceğim dedim. Ve o gün konferansı verip demek istediğim biz insana değerlendirmesin. Sümeyir, sevgili kardeşim benim, can kardeşim, öyle bir kurşunla yaralanmış yaramızın üstüne sanki gül suyu serpti, tuz değil, gül suyu serpti. Gülün de ne manaya geldiğini bildiğimiz için eyvallah bu suya dedik, acımızı içine attık. Lakin aynı ile doğrudur. Zübeyir'in anlattığının altına Mustafa Yazgan olarak imzamı atıyorum. Hemen hemen aynı yaşız. Abdurrahman Beylerle, Yalçın, Yılmaz Yalçınerle ben hep aynı neslin ve çilenin insanlarıyız. Şimdi sevgili dostlarım şunu arz etmeye çalışıyorum. Şu anda Abdurrahman Şen Bey'in Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kültür Daire Başkanı olarak bu hamleyi başlatmış olması toprağın altına konmuş, yetişmek üzere ekilen bir tohum gibi görüyorum. Bu tohum çatlayacak ve çatlıyor. Şimdi o tohumu koruyan bir nesil tohumun etrafında harelendi, durdu ve bu çatlayacak bu tohum. Lakin yine bir bak, yani o tabiri yani kelle sayısı demeyeceğim. Baş sayısına dikkat etmediğim için bu salonun bir gün inşallah Milli Eğitim Müdürlüğü'yle de işbirliği yaparak gençlere, liselilere, üniversitelilere, hanım kızlara, delikanlı oğullarımıza açılıp buraya gelmelerini ve doldurmalarını temenni ediyorum. Neden? Çünkü hepimizin elinde mukaddes sancak şey vereceğiz efendim. Bayrağı teslim edeceğiz. Fakat hep bakın teslim edeceğimiz herkesin elinde o mukaddes sancak var. Biz kime teslim edeceğiz yani bunu? İşte oradaki o gençliğe. İnşallah o günleri de göreceğiz. Yani bu noktada benim şu salondaki yüzide dostlarım, bütün samimiyetimle mübalağası söylüyorum. Sakın ümitsiz olmayın. O kadar güzel bir gelişme içinde gidiyoruz ki, o kadar güzel ve yine Allah şahittir. Günahkar nefsime değil, sırf sizi mutlu etmek için söylüyorum ki 2013'te 36 vilayette üniversitelilere daha ziyade. Halk yok artık. 2014'te de 22 vilayette konferansta. Bu sene de 6. konferansı Kahramanmaraş'ta yapmak üzere biletimiz alındı. Önümüzdeki cumartesi günü gidiyoruz. Burada neyi anlatıyorum? Dığıl dığıl dolaşıyoruz. Peki, deli miyiz biz ya? Biz Zübeyir'in dediği gibi enayi miyiz? Hayır. Üstad bize öyle bir aşk şarabı içirdi ki biz onun sarhoşuyuz. Bu sarhoşluk bir türlü geçmiyor arkadaş. Geçmiyor. Biz o acılı günlerin ıstırabını bugün genç nesle bir bayrak devri teslim ederken yapıyoruz. Dolayısıyla Atilla Özgür Bey gibi mümtaz arkadaşlarımızın sırasıyla anlatılmasına vesile olan ve bugün de en üst seviyede bizi yönetmek noktasında olan benim gönüldaşım, sevgili kardeşimin bu vefa borcunu da huzurunuzda takdirle, tebrikle, şükranla yad ediyorum. Ve hemen onun çizgisinde Büyükşehir Belediyesi bu hareketleri başlattı. Birinci, ikinci, üçüncü diyerek geliyoruz. Bugün de Atilla Özgür Bey'le beraberiz ve onun o tatlı hatırasını, çok yakın hayat hikayesini beraberce izledik. Şimdi yine atıf yapacağım mecburen. Çünkü aynı dönemleri yaşadığımız için öyle bir devreden geçiyoruz ki şimdi sakalı ağarmış,
yaşlı başlı dostlarım da burada. Yani tereciye tere mi satıyorsun deseler haklıdırlar. İşte biz bunu yeni nesle anlatmamız lazım. Onun için ben genç diyorum. O dönemde diktatorya var. Çok açık. Diktatorya kelimesinin dört dörtlük diktatoryası Türkiye'de hakim. Bürokrasi baskısı hakim. Adalette adalet yok. Milletvekillerinde yalakalıktan başka bir şey yok. Particilik almış yürümüş. Yokluk Anadolu'da üstadın şiirinde ifade ettiği gibi 9 kişiye bir pul efendim evet 9 pul bir kişiye. Böyle bir sosyal adaletsizliğin içinde. Yine teyiden söylüyorum ki bunlar bakın şahitli ispatlı olduğu için 1943-44'lerdeyiz. 4 yaşındayım. 5 yaşındayım. Gaziantep'te babam baş öğretmen olduğu halde ki Güneydoğu'da 11 ilkokul yaptırmış. Hatta kendisine de bir ara dedim baba maşallah dedim yani CHP zamanında dedim sen epey hizmet. Yok oğlum dedi. Hayır ben dedi yetiştirdiğim talebelerimi dedi tarladan topladım dedi. Arkasından koşturarak tarladan topladım. Analarına babalarına rica minnet aldım okula getirdim. Devletten malzeme aldım. Halkı köylüyü imeceyle çalıştırdım. Ve 11 ilkokul yapıldı. Ha. Ve benim talebelerim Zülcenaheyn dedi. İki kanatlıdır. Hem maddi hem manevi. O dönemlerde yokluk diz boyu. Aynen Atilla Aziz'imin yukarıda anlattığı gibi kahvaltı imkansız. Yani Antep peyniri gelir, inanın şu üç parmağın arasına sığacak kadar bir bölüm rahmetli anneciğim tarafından önümüze konur böyle. Ama başkasını isteyemeyiz, yok çünkü. Karne dönemi, ekmek karneyle. Trahom, sıtma, verem almış yürümüş. O dönemin filmlerinde hep veremli kız, bilmem erkek aşkı anlatılır. Evet, ekonomi bitmiş, yol yok, köyler perişan. Zaten demokrasi diye bir şey yok. Efendim açık rengizli tasnif, kepazeliği ve işte bu ölçüler içinde bir fidan yetişiyor. Ama demin söylemek istediğim buydu işte bu noktaya geldim. Allah hepimize doğarken, belki doğmadan orası kendi ilmindedir. Dünya hayatında bir vazife yüklemiş, bir misyonumuz var. Abdurrahman Bey'in, Zübeyir'in, Yılmaz Bey'in, bu kardeşlerimin, fakirin, daha büyük çaplarda Necip Fazıl'ların, Osman Yüksel'lerin, efendim Eşref Edip Bey'lerin, Nizamettin Nazif'lerin, değil mi efendim? Bütün bu Bediüzzaman Hazretleri'nin, Süleyman Efendi'nin, tarikatın hak şeyhlerinin, hak şeyh çünkü önemli, bir de çok batıl şey var. İstanbul'da da 2000 tane sahte şeyhin olduğunu haber aldım. Onun için bunu hak şeyh diye söylüyorum. Bunların hep beraber gayretiyle nereden nereye geldik? Bu çok önemlidir. O dönemde fikir diye bir şey yok. Ve ama tohum toprakta, merak etme böyle gitmez bu devran, nihayet sonuncu durağa gelir diyen üstad bir nesli yetiştirdi ve bugün o nesil demek ki 40-50 sene içinde artık bir hakkın bu acıyı paylaştığı için Allah tarafından vazifelendirildi. Hepimizin vazifesi var kardeşim, onun için hiç öyle yani tevazudan ayrılmayacağız. Yapan Allah, zafer Allah'ın. Bizler sadece onun kapısında yüzümüzü onun eşiğine sürmüş birer hizmetkarız. Bununla da en büyük şerefe sahibiz. Elhamdülillah. O halde anlatmamız lazım ki o günlerde yaşanan ıstıraplar bir daha tekerrür etmesini isteriz. Bakın bu da Allah'ın bir takdiri içinde. O acıları yaşamasaydık biz bugünün kıymetini bilemezdik. Nitekim bugün
Et mekelden, su gölden, her şey teknoloji. Elinde telefonuyla, bilgisayarıyla, arabasıyla, şunuyla, buluyla, katıyla, yatıyla, parasıyla, puluyla yaşayan bir gençlik. İnanınız bizim yaşadığımız o çileyi, canım o zaman öyleymiş diye geçiştirebiliyor yani. Evladım, şu anda sen bu mükemmeliyeti yaşıyorsun ama bu mükemmeliyete Rabbim nasıl acaba bizi getirdi? Bunu düşün dememiz lazım. İşte bu kadroların içinde hiç şüphesiz ki aynı gazetede beraber olmanın yine şerefini taşıdığım Atilla Özdür Bey'le Milli Gazete'de bir dönem beraber yazmaya başladık ve yazmaya devam ettik. 12 Eylül'den önce Yılmaz Yalçı benim Vesika dergisinde çalışıyorduk, yazıyorduk. Sağ olsun büyük bir gayretle kardeşimiz o yürütüyordu. Ve biz Vesika diğer gazeteleri söyleyerek yani bugün Mehmet Şevket gibi abimizin ve çeşitli gazetelerde yazdıktan sonra 12 Eylül'de Hicri 1400 hitabesi adlı Milli Türk Talebe Birliği'nin Cağaloğlu'ndaki binasında verdiğimiz bir konferansta ve Necip Fazıl Üstad'la Konya'da beraber yaptığımız bir konferansta Sultan Abdülhamit Han ve Hareket Ordusu'nu bahsetmekten dolayı mabağa çekildik, alındık. Merkez Komutanlığı'na, oradan da efendim mabağa. Şimdi neden? Çünkü orada bütün bu ülkenin has çocukları, yani bir kere suçlu olanlar kandırılmışlardır. Onlara acıyorduk tabii. Ama bu davayı, bayrağı, istiklali, vatanı, milleti ayakta tutmaya çalışan bir kadro oradaydı. Sonra 9,5 aydan sonra tahliye edildik. Geldik, zaten Ankara'daydım. İtimat ediniz benim sevgili canlarım, itimat buyurun. Kapımı açan kimse olmadı. Akraba da dahil. Adeta suçlu gibi, çok büyük bir suçlu gibi. Yani kapımı açan olmadı. Ve kira yok, babamın evinde oturuyorum. Efendim maaş yok, emeklilik yok, yok oğlu yok. Ahlaki çocuk hikayelerine devam edeyim dedim. Köprünün altından çok sular geçmiş, bastığımız satılamıyor. Depo gibi kaldı, Şamil Yayın Evi'ne devrettim hepsini. Evet, demek istediğim, o dönemde yokluk o haldeydi ki artık mecburen çıktık. Ankara bizi Karamürsel'e attı. Karamürsel'e attı. Rahmetli büyük ablam dedi ki, oğlum Karamürsel'e gidiyorsun ama ne yiyip ne içeceksin? Abla dedim, burada hiç tek kuruş gelirim yok. Üç çocuğumla ortada kaldım ama Karamürsel'e gidersem İstanbul'a yakındır. Oradan Milli Gazete'den gider, orada bir iki yazı yazarım. Aldığım paranın yarısını kiraya veririm. Yarısıyla da peynir ekmek yiyerek geçiniriz herhalde dedim. O zaman rahmetli annem dedi, oğlum al şu bir 1000 lirayı, bu benim dedi ölüm, körlük, kefinlik paramdı. Bavulumda saklıyorum, küçük onun böyle bir bavulu vardı. Al git ve oraya yerleş dedi. Gittim ve yerleştim. Milli Gazete'ye başladık. O sırada işte başında Oktay Başer Bey vardı. Her ay Karamürsel'de otobüse binerim. Gazeteye gelirim, otururum Oktay Başer Bey'in önüne, aa hoş geldin, insafsız, vicdansız, şaka yolu tabii söylüyor, efendim, niye geldin? Sabri abi sizi görmeye geldim, yani para almaya geldim demeye edebim ve utancım mani, ha dur senin maaşını da verelim, der kasayı açar, oradan şahsi olarak 3-5 kuruş verir, alır o gün sevinçle bir aylık geçimimizi sağlıyoruz diye. Hala Karamürsel'de miyiz? He? Hala Karamürsel'de. Hala Karamürsel'de 30 sene oldu. Evet. Ya o dönemdeki sene. Arkadaşlarımızın hepsini ortalama, yani biz çocukluğumuzda zaten ayakkabımızı elimize alıp dolaşan çocuklarız. O günkü şartlarda yazarlarımızın hali de bu, buralardan geliyoruz.
Ama şimdi Karamürsel deyince bir hemen küçük bir köşelik parantez açayım. Özetleyebilirsek çünkü tekrar ikinci tur için söz vereceğim. Nasıl? İkinci dönem. Evet. Şunu anlatayım da susayım. Efendim, Karamürsel Postanesi'ndeyim. Yıl 1982 veya 83. Postanede büyük bir tabela var. Arananların listesi. 50 kişi kadar vardı herhalde ama en alttan soldan ikinci Pensilvanya'daki adamın resmi ve arananların listesinde. Ama aynı tarihte her hafta efendim İzmir'de camide vaazına, cuma vaazına devam ediyor. Bu nasıl olur dediğimizde öğrendik ki İzmir Emniyet Müdürü'nün lojmanında kalıyormuş. Parantezi kapattım. Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Birbirimize benziyoruz. Hikayelerimiz birbirine çok benzer ama biraz mizaçlarımız farklı. Şu Yılmaz Yalçıner gibi. Bu eylemci bir adamdı. Öfkeliydi. Biz hepimiz mülayim olacak halimiz yok. Öfkelenemez. Öyle bir gücü, şansı yok. Fıtratı uygun değil. Ama Yılmaz Yalçıner öfkeli biriydi. Toplumun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli haykıran sesi olacaktı. Yazmak yetmiyor, çiziyordu da. Reklam fazla olmasın diye. Zor zamanda konuşmak çok kolay değildi. Sorusu olanlar varsa soruları alalım demiştim. Ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz sokaklar eylemciliğini boşuna söylemiyorum. İki tane sloganımız vardı. Ne sağdayız, ne solda, hak yoldayız, hak yolda. Hak Yol Vakfı daha sonra öyle kuruldu. Bir başka sloganımız daha vardı. Kör dünyanın göbeğine Hak Yol İslam yazacağız. Abdurrahim Karakoç'un bir şiiri. Yani o girişi boşuna yapmıyorum, seni övmek için değil. Ama yani sokakta fazla slogan da bilmiyordu. Bunları söylüyordu. Tabii her bulduğumuz yere Hak Yol İslam minarelerinin ucuna, kuşların göz bebeğine, her tarafa yazıyordu. Ve bugüne öyle geldi. Ben sözlerini tamamlaması için ve sorular varsa onları cevaplaması için işte aramızdan biri Yılmaz Yalçıner'e söz veriyorum. Ben konuşmayı sağ olun. Ben konuşmayı bu böyle ortamlarda konuşmayı bilmediğimi baştan ifade ederken hiçbirinize selam vermediğinin de farkına abilerimin konuşmaları esnasında fark ettim. Ben böyle şeylere alışkın değilim maalesef. Ben konuşmayı beceremem. Böyle konuşamam yani. Abdurrahman Bey'in vermiş olduğu gazla da kalkıp buradan oturup çekmeye kalkışamam. Artık o günlerim geçti. Fakat bir hususu belirtmek istiyorum. Kolay değil, tam 12 sene. Çok büyük bir sabırla, kozasını örerek, davasından asla taviz vermeden bir hedefe kilitlenmiş olduğunu gördüğü Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok şey borçlu olduğumuzu hissediyorum. Eğer o bu yolu açmasaydı biz bugünleri göremezdik. Ben hala terörist olarak bir köşelerde kalırdım. Allah ondan razı olsun. Allah onun ömrünü daim etsin. Ali en iyi söyleyeceğim. Ali en iyi bulunmuş olduğumuz mekana ismini vermişler. Zannediyorum bu da Tayyip Bey'in bir şeysidir. Herhalde onun eseri olsa gerektir. Pek inceleyemedim. Burası ne zaman kuruldu, ne zaman oldu bilmiyorum. Ama Ali Emiri bugün Millet Kütüphanesi diye bir kütüphane vardı biliyorsunuz. İstanbul'un çok önemli kütüphanelerinden ve yazmalarının bulunduğu bir yerdir. Oranın banisi olan bir insandır. Sıradan bir devlet memurudur. İnanın Yemen'den Trablusşam'a, Bağdat'tan İşkodra'ya bütün bir imparatorluğun sayısız şehrinde de memuriyette bulunmuş bir zat. Ama daha çocukluk yaşlarında okumaya çok hevesli olan, şimdi hani Osmanlıca zor öğreniliyor falan, eski yazılarımız öğrenmesi zordur falan filan diyorlar. 9 yaşındayken
Kur'an'ı hıfzedip onunla yetmeyi hafızın 9000 şeysinin mısrağını ezberleyen bir adam. İnanılmaz bir insan. Ve bu insan aynı zamanda sahaflarda Divan-ı Lugat-ı Türk'ü 33 liraya o günün parasıyla veya da 33 kuruşa tesadüfen alıp bir arkadaşına tasnif ettirip değerini bilmedikleri için o günün için değeri fark edilmeyen bir şeyi tasnif eden formaları sayfaları birbirine karışmış olan Divan-ı Lugat-ı Türk'ü Kaşgarlı Mahmud'un eserini tasnif etti diyerekten kendisine evini vermeye kalkışacak kadar cömert bir adam. Ve bu adam bir Diyarbakırlı Kürt. Biliyor musunuz? Bu memleket ırkçılıktan çok çekti. Bugün böyle bir Kürt'ün adının verildiği bir mekanda konuşuyor olmaktan çok mutluyum. Bu arada Atilla Cengiz diye Atilla abimin babası da herhalde bir hayli Türkçüymüş. Bir tarafı varmış o zaman kabarıyormuş. Atilla abime böyle bir isim vermiş. Ve Atilla Cengiz ile Ali Emir'i burada buluştular. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve bize bu günleri gösteren Rabbime şükrederken onu başımıza getiren, onu halk edip bize önder eden Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı ayrıca sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Fatih Bey'in bir sorusu vardı. Atilla Özgür'e geçmeden önce buyurun. Tanışıklığımız ve dostluğumuz Fatih Uğurlu. Uğurlu Akif Gazetesi. 40 yıla ulaşıyor. Ben bütün darbe dönemlerini yaşadım. İşte 60 ihtilalinde ilkokul talebesiydim. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat. 12 Eylül'de Atilla abi yazı yazıyor. Yanılmıyorsam Milli Gazete'deydim. Ben de Cağaloğlu'da bir reklam ajansım var. Atilla abi bir gün geldi, dedi ki bir daha bu generalleri başka bir niyetle dahi översem namert olayım dedi. Ne oldu Atilla abi dedi. Şimdi Atilla abi Kenan Evren ve Saz arkadaşlarını eleştirecek yazının sonunda. Baş tarafta savcının dikkatinden kaçsın diye onları öven bir cümle koymuş. Ve Selimiye'den savcı çağırmış. Ey Atilla Özgür, sen Kenan Evren ve arkadaşlarını sevmezsin. Alt tarafı okumamış Allah'tan. Ne niyetle övdün? Ne niyetle övdün? Düşünebiliyor musunuz? Atilla abiye dedim ki, o zaman ne yazayım Fatih dedi. Köşemde ne yazacağımı şaşırdım. Övdüm o da suç oldu dedi. 3 saat dedi beni sorguladılar dedi. Atilla abi dedim, yarın o zaman dedim köşende yalan olmasın ya Musakka dedim ya İmam Bayıldı dedim. Yemek tarifi verdi. Okuyucu anlar bunu dedim. Yani başka bir şey yazamıyorum bu devirde. Yemek tarifi. Atilla abi bunu yaptı. Köşesinde yemek tarifi verdi. Şimdi Atilla abinin yalnız biyografisinde önemli bir eksiklik var. Onu buradan söylemek istiyorum. Atilla abi de öyle zannediyorum onu fark edecektir. Atilla abinin hayatında önemli yeri olan Gölge Dergisi unutulmuş. Büyük bir eksik. Atilla abinin hayatında önemli bir yeri olan Cuma Dergisi unutulmuş, önemli bir eksiklik. Onları hatırlatmadan geçemiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Atilla abi. Teşekkür ediyorum. Atilla abinin hem yazar, mütefekkir boyutu olan, hem gazeteci, gazeteci yazarlık diye de ayrı bir kategori var. Şimdi artık her şey ayrıştı. Aynı zamanda bir gazetenin idaresinde de. Gazetenin yönetim kadrosunda da bulundu. Onun tanıklıkları, kendilerine ilişkin o dönemde yazdıkları sadece gazete yazıları değil, yaptığı görüşmelerde de aslında sadece bir gözlemci değil, bir aktördü de.
Onun için onun şahitliği ayrı bir değer taşıyor. Hepimizin kendine göre yaşadığı dünya çok farklı. Yani şimdi övmek değil ama yani kavganın içinde olmak ayrı bir şey. O ayrı bir kültür. Herkes o kavgayı göremesin. Ya da ben arazideydim ama arkada mutfakta olan biri vardı. Ve asıl siz ne getirirseniz getirin topluma yansıtanlar bunlardı. Onun için Atilla Özur hakkında söyledikler. Çünkü o para ilişkileri, idari yıllar onlar da son derece önemli. Evet, sorusu olan ya da söyleyeceği son ifadeleri, sözleri için tekrar buyurun. Efendim ben Atilla Öztürk'ü konuşuyoruz ama izninizle topluluk karşısında konuşamam diye beyanda bulunan, ki bu beyanı doğrudur, bunu da belirteyim. Yalçın kardeşimizin nice bir güçlü hitabete sahip bulunduğuna dair bir hatıramı nakledeceğim. Galiba 1964 Ankara'dayım. Ankara'ya yeni gitmişim İzmir'den. O dönemde Siyasal Bilgiler Fakültesindeki komandoların reisi Yılmaz Yalçın. Şimdiki gibi o dönemde de çok yakışıklı ve ateşli. ve yürekli ve imanlı. Kişisel olarak henüz tanışmamışız. Muhtemelen gazetelerde filan resmini görmüş olabilirim ama hani sokakta görsem tanır mıyım, tanımaz mıyım noktasında öyle bir tanımam var. Türk Ocağı'ndayız. Türk Ocağı müdürü bizim arkadaşımız Akif İnan. Onu ziyarete gelmişiz. Sık sık da görüşüyoruz. Daha doğrusu bizim Ankara grubu hemen hemen her gün Türk Ocağı'nda buluşur idik. Türk Ocağı'nın bir bölümü tamamen ülkücü komandolara tahsis edilmiş gibi resmi bir tahsis olmasa bile haliyle de ülkücü denildiğinde biz hani milliyetçi tarafı ağır basan bir düşünceyi algılıyoruz, öyle bakıyoruz. Ne zamandan beri? Ta 1900, kendi yaşıma göre söylüyorum, 57-58'lerden beri milliyetçi mukaddesatçı çatı altındayken hepimiz aynı çatı altındaydık. Biz daha dindardık, onlar bize göre biraz daha az dindardı o zamanlar beri. Bir baktım, oradan geçerken genç bir adam 3-5 kişiyi karşısına almış odanın birinde, onlara İslam'ı anlatıyor. Ama etkisinden kurtulmanın mümkün olmadığı bir ses tonu. Ona göre jestler, mimikler ve muhteva. Ben şöyle bir kenara yanaştım. Birkaç dakika için dinledim. Merakla dinledim. Çünkü ülkücü kesimde öyle bir konuşma beklemiyorum. Ve derken nasıl oldu bilmiyorum. Yılmaz Yalçıner'i fark ettim. Herhalde eğildim doğruldu mu ben biraz kenara çekileceğimi fark ettim bilmiyorum. Akif İnan'ın yanına geldim. Ya Akif ben benzettim dedim. İçeride çocuklarla konuşan biri var. Yılmaz Yalçıner mi dedim. Evet dedi. İşte böylesine güçlü bir hitabeti, dikkat çekecek bir hitabeti var. Atilla Bey derken onu anlattık. Çünkü kendinden bahsetti. Gelelim Atilla Bey'e.
kısa bir hatıramı aktarmakla yetineceğim. Yalnız o hatıra için de mutlaka bir zemin, bir temel oluşturmam lazım. Adile Bey'in söylediği cümlenin ne kadar değerli olduğunu kavranabilmesi için. Bizim kesimde sendikalar yoktu. İşçilerimiz, yani bizim inançta olan işçilerimiz çok mutazarrır durumdaydı. Sık sık gelip bir sendika sahibi olmanın gereğinden söz ederlerdi. Biz Milli Gazete'nin genel yayın müdürlüğünü bırakıp da biraz zamana sahip olunca etrafı yoklamaya başladık. Bu büyük eksiğimizi, sendika eksiğimizi giderelim diye. Ve neticede bir takım olaylar gelişti. Fakat bizim bu arayışımız sırasında kime sendika diyorsak yüzünü buruşturuyor. Artı benim sendika için zemin yoklandığımı öğrenen parti talimat vermiş. Bizim işçi komisyonlarımız var, sendika konusuna sakın kimse yanaşmasın. Ve dolayısıyla işverenler bizi gazetedeki yazılarımıza neden kabul ediyorlar ama sendika dediğimizde tokat atmadıkları kalıyor. Abi bize yakışır mı? Biz Müslüman adamlarız, biz komünist miyiz falan diye. Bu ortamdayız. Yani sendika işine girişmek hem parti açısından, parti dediğime bakmayın, şimdiki partiye benzemez. Evelallah, Rusya'daki Komünist Partisi kadar her yere sızan bir gücü vardı. Onsuz nefes almazsınız. Hem partinin sendika olmayacak dediği bir ortam, hem de insanımızın beynine sendikayla komünistliğin eşitlendiği bir ortamda biz sendikacılık kavgasındayız. Derken Öz Metal İş diye bir sendika kurduk, kurdum yani. Niye? Öyle bir alan, boş bir alan yakaladım, o alanı değerlendirdim, sendika kurdum. Daha evvel de tüzük şu bu hazırlamışız. Fakat kimse yönetim kuruluna girmeye yanaşmıyor. Yani alenen korkuyorlar. Alenen korkuyorlar. Hem partinin karşı çıktığı bir olay, hem de komünistliği anılmak var. Atilla Bey bir gün yanımda. Şöyle bir döndüm. Atilla dedi, sendika yönetim kurulu için bize üye lazım. Olur musun? Ben bu işten anlamam ama dedi, madem sen olur musun diyorsun, ben de kabul diyorum dedi. Ve Adil Özdür bizim kesimde kurulmuş olan ilk sendikanın, o sendika sonra da hak işi doğuracaktır. İlk sendikanın, ilk işçi sendikasının yönetim kurulu üyesidir. Adile Bey böyle bir adile. Güveniyorsa, inanıyorsa endişe, korku, kaygı hiçbir şey yoktur ve sonuna kadar gider ve yürür. İzninizle ben bu yüreğin sahibini bir kez daha saygıyla selamlayayım. Hepinize de selam. Aslında bu tür toplantılar, sivil toplum örgütlerinden her birinden bir kişi gelse çok daha fazla insan katılabilirdi. Ya da şimdi sendikadan söz ediyoruz madem. Eğitim bir sene konuşsak acaba sınıf öğretmenleri devam edecek öyle zannediyorum ki bu etkinlikler. Bu kişilerin makalelerini ödev konusu yapsalar, ödev hazırlamak için gelecek olan çocukların sayısı bu salonu fazlasıyla doyurabilir. Yani daha fazla insanın katılması. Kendimiz, toplumumuz için, gençler için rol modeller üretmemiz gerekiyor. Var olanları daha geniş kitlelere bir şekilde duyurmamız gerekiyor. Bu anlamda ümit ederim bu yaşananlar bir tecrübe oluşturur. Bundan sonrakilerde
daha ileri, daha güzel, daha kitlesel toplantılar yapmak için yeni yöntemlere de başvururuz. Evet, Atilla Özgür konuşuyoruz. O sendikacı kişiliği, işçi komisyonlardan sendikacılığa geçiş. Evet, çünkü sermayenin sözcüsü olmadı. Emeğin sözcüsü oldu. Bu sermayenin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani değerli, haklı, meşru bir sermaye, evet değerli. Ama herkesin de sermayeyi savunması gerekmiyor burada. Çok geniş kitlelerin emeğinin de hakları, payları var elbette. Başta söylemiştim, şeytana kafa tutan adam, kalabalıklar içinde yalnız bir Adem oldu. Taksiciydi aslında o bir zamanlarda. Bir de taksiciliği var. Halkın içinde öyle bir ünvan peşinde olmadı. Belki onu en iyi tanımlayacak şey içimizden biriydi. Evet, son konuşmacı olarak Mustafa Bey'le bu içimizden biri hakkındaki son şey biraz kısa tutalım. Mümkün olduğu kadar tabii Allah razı olsun bütün arkadaşlarımızın büyük bir fedakarlıkla saat 7'den beri, 19'dan beri çok güzel bir şekilde dinliyorlar. Efendim tabii Abdurrahman Bey güzel bir yönetici olarak bize bazen böyle yollar açıyor. Mesela bu eğitim bir olayının içimizde uyandırdığı bir şey var. Yani Atilla Beyciğim, sizin vasıtanızla bugün bazı milli meselelerimiz, mazimiz, geleceğimiz konuşuluyor. Yani siz burada bir süje durumundasınız. O bakımdan bu yapılan konuşmalardan hasıl olacak hayır neticelerini inşallah bir misli de size yazılacaktır, hiç şüpheniz olmasın. Efendim, bu eğitim meselesinde ben de Abdurrahman Bey'e bütün kalbimle katılarak derim ki bundan sonraki çalışmalarda özellikle Büyükşehir Belediyesi olarak bunda herhalde mahsuru olmaz. Okullara yönelelim sevgili kardeşlerim, okullar. Yönelelim derken de şu, yani bu hatip arkadaşlar, Atilla Bey, Atilla Bey'i alacağız. İstanbul'daki bilmem Esenyurt'taki veya efendim Kadıköy'deki veya Beşiktaş'taki herhangi bir okula hocalarla görüşerek müdürle oraya gidip çocukları belli bir saat kadar, bir saat 15 dakika kadar maziden konuşturacağız, onları dinleteceğiz. Ve bunun da faydasını çok çok gördük. Bu biraz önceki konuşmamda arz ettiğim gibi geçtiğim bu konferanslar döneminde okullara gitmek durumundayız. Mesela yarın da Allah nasip ederse İmam Hatip Okulu İstanbul, İmam Hatip Okulu'nda, Fatih'te vesaire iki yerde konuşmamız olacak. Demek istediğim bu okulları ön plana alırsak, onlar akşam gelemiyor çocuklar, dersleri var, yorgunlar, efendim müdürler, öğretmenler şey yapamıyorlar, belki bildiremiyorlar ama bu yeni nesille bu bizim neslimizi mutlaka buluşturmaları lazım. Ki Allah yardım eder, biz bir adım atarsak Allah 10.000 kere yardım eder yani, adımları çoğaltır. Onun için bu noktada biraz gayret sarf edelim. Bir de bu akşam burayı şereflendirmiş olan çok değerli siz kardeşlerime de rica ediyorum. Bu meselenin özünü bu dört arkadaşımızdan aldığınız intibaları çevrenize, ailenize, genç kızlarınıza, delikanlılarınıza efendim bir sohbet mevzuu olarak da anlatabilirsiniz. Ve bunun zaruretini gittikçe yayan bir duruma getirebilirsiniz. O bakımdan bu listenin içinde listeyi çoğaltmak gerekir. Mesela önümüzdeki günlerde programı bilmeden konuşuyorum. Bir Nurettin Topçu'nun gündeme gelmesi mümkün olabilir. Efendim bir Osman Yüksel Serden geçti rahmetlinin çok enteresan hatıraları vardır. Ondan sonra efendim bir Ahmet Kabaklı'nın, bir Eşref Edip Bey'in gibi böyle değerli büyüklerimizin de bir nevi önder şahsiyetler olarak gündeme gelmesinde fayda var. Çünkü o büyükler bizleri yetiştirdi. Necip Fazıl Üstadlar da dahil. Şimdi biz de bir
dilimizin döndüğü, kalemimizin, kelamımızın yettiği kadar bizden sonraki nesli hazırlıyoruz. Ki bu hazırlık içinde ekibimizin en değerli elemanlarından biri olan Atilla Bey'i bu güzel anma gecesinde bütün kalbimin, bütün sevgisiyle, saygısıyla ben de selamlıyorum. Hepinize hayırlı, uzun ömürler ve ciddi mücadeleler ve mücadeleler niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Panelimiz burada bitti. Ben bir duayla kapatmak istiyorum. Bir kapanış konuşması da olacaktır. Ama Rabbim ona iki cihan saadeti ver. Onun elleriyle cezalandır zalimleri ve onun elleriyle yardım et masumlara. Onu nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanları değil. Ölümüzün, dirimizin ruhuna El Fatiha. Sayın Atilla Özdur için toplandığımız bu gecede Abdurrahman Dilipak Beyefendi, Zübeyir Yetik Beyefendi, Mustafa Yazgan ve Sayın Yılmaz Yalçınar Beyefendi Atilla Özdur için duygularını ve düşüncelerini aktardılar. Dostlar olarak burada bulundular. Kendilerine tekrar tekrar teşekkürler. Ve şimdi de bugüne katkılarından dolayı bugünün hatırasına hocalarımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Abdurrahman Şen Beyefendi plaketlerini takdim edecekler. Öncelikle Zübeyir Yetik hocamıza, plaketlerini takdim ettirmek istiyoruz. Tabii önce Abdurrahman Başkan, Abdurrahman Şen Beyefendi'yi sahnemize davet edelim. Alkışlarınızla buyurun efendim. Tabii en son konuş plaketlerden sonra Atilla Özdur Beyefendi, Atilla Özdur hocamızla konuşmalarını yapacaklar. Kendilerini ayrıca davet edeceğiz. Ben de belirtelim. Kendilerine teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ve hemen ardından Abdurrahman Dilipak hocamıza plaketlerini takdim edecek. Yine Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Ve Mustafa Yazgan hocamıza çok müteşekkiriz efendim. Sağ olun. Tekrar sizi burada görmek çok mutluluk verici. Çok sağ olun efendim. Yılmaz Yalçıner beyefendiye hemen ardından başkanımızın bir hediyesi, plaketi takdim ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Şimdi tabii adına gece düzenlediğimiz Atilla Özdur Beyefendi'yi son olarak davet etmek istiyoruz. Kendisinin de konuşma yapmasını arzu ediyoruz. Söylemek istedikleri düşünceleri varsa burada görmek istiyoruz. Çok mutlu edeceksiniz bizi. Buyurun efendim. Hem plaket, hem çiçek, hem de kendi düşüncelerinizi, duygularınızı burada aktarmanız bizim için çok önemli. Atilla Özdur Beyefendi. Atilla Özdur hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hayatının... Buyurun efendim. Arkadaşlarım benim hakkımda sertifikar konuşmalar yaptılar. Kendilerine teşekkür ederim. Bunların teveccühleri. Ama birkaç husus var. Zaten benim çizgimi yatağımı olduğu gibi döktüler. Birkaç husus var. Onları da ilave edeyim müsaade ederseniz. Sendika kurulurken ben gazeteden ayrıldım mı? Ayırdılar mı? Orasını pek bilemiyorum. Fakat ayırdılar. Belki de ayrıldım. Sendikayı kurduk. O sıralarda ben dolmuş taksiciliği yapıyorum. Ama korsan olarak.
hususi bir arabada dolmuşçuluk yapıyorum. O günler benzinin, yağın, etin, suyun, tuzun tüketim eşyası olarak, lüzumat olarak ne biliyorsak hepsi için milletin kuyruklarda sıra beklediği bir dönem. Ve Başbakan Bülent Ecevit ülkedeki o para sıkıntısını hafifletmek için dışarılara gitmiş, dışarılardan borç arıyor. Lüksemburg'dan sanıyorum, müşteri bir haber geldi. 1 milyon dolar Lüksemburg Türkiye'ye borç verecek. Bütün Türk halkı, bütün politikacılar özellikle bayram ediyorlar. Ama o sıralarda yılbaşına yaklaşıyoruz. Bunlar bugünler gelir bana olacak. İstanbul'un beyaz Türkleri, İtalya'nın Rafael'le Carras'ını Türkiye'de, İstanbul'da seyredip dinlemek istiyorlar. O kadının da tarifesi, borsası 1 milyon dolar almadan sahneye çıkmamak. Ve neticede 1 milyon dolar geliyor ama o kadın da geliyor. Para transferi yok. Kapalı rejim. Onun da kolayını buluyorlar. Rafael Carra, Türkleri çok seviyor. Para almadan geliyor. Bir kutu Hacı Bekir lokumu karşılığında Türkiye'ye gelecek ve Türkleri sevindirecek. Türk aşkı, Türkiye aşkı, sevgisi dolayısıyla. Ve geliyor. Ben de o sıralarda bir dilekçe yazıyorum. İstanbul Valiliğine. Dilekçeyi yazdıktan sonra teslim ediyorum. Vali muavini de bana diyor ki, gerçek mi diyor, yapar mısın diyor. Ben de yaparım diyorum. Peki diyor. Dilekçemi kabul ediyorlar. Ben de numarasını alıyorum. Sonra Yılmaz'ı görüyorum bir yerde. Çalışıyor bir gazetede. Kendisine gidiyorum. Yılmaz diyorum. Bak bugün böyle bir dilekçe verdim. Abi bu akşam eve gitme diyor. Yılmaz. Neden diyor? Gitme. Seni arayıp da bulamayacakları bir yere git. Hiç tahmin dahi edemeyecekleri bir yere git. Birkaç gün orada kal. Yoksa polis gelecek, seni alacak, kırmızı arabayı koyacaklar, Bakırköy'e götürecekler. Ve orada ömür boyu orada geçecek. Peki diyorum, hadi hayırlısı. Ve o akşam dolmuş arabamla, korsan arabasıyla Maksim'in, Maksim gazinosu Taksim'deki uygun bir yerine kapıyı sotalayarak yatıyoruz. Gelen geliyor. Bu arada şimdi otelin ismini unuttum. Park Otel değil. Güneş Otel. Güneş Otel. Güneş Motel. İktidarın, kadrosundan, hükümetinden iki tane de bakan geliyor. İçeriye giriyorlar. Biliyorlar, içiyorlar. İş bitiyor, gidiyorlar. Ondan sonra iş bitiyor. Memlekte idare edenler böyle. Şimdi gelelim dilekçenin muhtevasına. Ben diyorum bir valiliğe. Hikaye olduğu gibi anlatıyorum. Kadının borsasını anlatıyorum, borsa değerini anlatıyorum. Başbakanın bulabildiği sadakayı anlatıyorum. Eğer bu kadın gelir de Maksim'de sahneye çıkarsa ben de Taksim'e gideceğim, kendimi yakacağım. Vali muhabbeti bana diyor ki, yakar mısın? O yakar mısın? Evet yakarım diyorum. Arası 5-6 gün falan geçiyor, bir polis davet ediyorum.
eski Sirkeci'deki şey, Sansari Adana'da gidiyorum. Beni çağıran o şimdiki yurt partisinin başkanı. Neydi? Ha, Tantan. Saadettin Tantan. Heybetliyim. Geliyor. Oturuyor. Hayrola niçin diyor. Anlatıyorum. Neden diyor bunu böyle yazsın? Nereden biliyoruz? Efendim bunu bütün dünyada bilinen bir iş, bir gerçek. Bu kadın gelirse bunun bedeli bu. Ben bunu kendi şahsıma yediremedim. Dolayısıyla ama yakar mıydım diyor. Yapmam diyorum. Niçin yakayım? Çünkü iki tane Güneş Motel Bakanı'nın oraya gittiğini gördükten sonra niçin yakayım? Zaten daha evvel de yapmazdım da. Niçin yakayım? Kendisine söylüyorum. Yapmazdım diyor. Çünkü bakanlarımızın, muhterem bakanlarımızın oraya gidip kadıncağızı seyrettiklerini, dinlediklerini gördükten sonra yapmak, intihar etmek enayilik olur. Haramlı bir tarafa enayilik olur. Tamam diyor. Hadi Allah'a ısmarladık, biz de gidiyoruz. Bunu anlatmak isteyecektim. İkincisi, Allah insanları, bizleri, bizim dışımızda kim olursa olsun, herkesi, bütün kullarını harp sonuna bırakmasın. Harp etmek çok kolay bir şey. Atarsın atarlar, vurursun vururlar, ölürsün öldürürler. Ama harbin sonuna kalmak çok feci. Ben bizatihi gördüm, oranın harp sonuna gittik. Her şey kara borsa. Bütün üretim tesisleri yıkılmış. Bir tek bir pirince bakıyorlar. O pirinçten ne gelirse ihtiyaçlarını onunla karşılayacaklar. Yok, olmuyor. Olmayınca da çeşitli yönlerden temin ettikleri paralarla dışarıdan ihtiyaçlarını gidermek istiyorlar. Birleşmiş Milletler askerleri, Amerikalılar, Kore'de bolluk içerisinde yaşıyorlar. Her şey bol piyeksilerinde, kantinlerinde ve gidiyorlar. Bir tane sabun, bir kalıp sabun alıyorlar. Bir paket sigara alıyorlar. En basit misal. 10 sent veriyorlar. Çıkıp geliyorlar. Yatakhanesine şöyle böyle gitmeden evvel gittikten sonra her zaman terörünün dışında çocuklar var. Alışveriş yapan çocuklar var. 15 sente, 14 sente bunu satıyorlar. Bir sene, bir buçuk sene orada kalıyorsunuz. Erkek, şey gibi, canavar gibi insanlar, gece yapıyorlar, orada, üstüne köyler, çünkü hemen geliyor. $2 için kalacağız, yatağından kalkıyor, geliyor. Hani yabancılar, yavrular, efendim, Hindular, şunlar bunlar, Müslümanın dışındakiler, namazlar. Yok. Savaş insanları bu hale getiriyor. Demek isteyeceğim buydu. Allah hepimize ayrılık gelecekler nasip etsin. Hepimize akıl fikir nasip etsin. Hepimize her türlü belalardan muhafaza etsin. Ve yolumuzda şaşırtmasın. Çok teşekkür ederim. Atilla Özür hocamızı buraya kadar yorduk, hakkınızı helal edin. Atilla Özür'ü hayırlı bir ömür dileyerek, ömrünü bereket dileyerek, Abdurrahman Şen, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Abdurrahman Şen Beyefendi'nin bugünün anısına plaket ve çiçeğini takdim etmesini seyrediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Atilla Özür'ün çileli ve dava dolu yaşamı için Allah ondan razı olsun. Onun yolunun aydınlığının bizleri de sarmasını temenni ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabii bir hatıra fotoğrafı, bugünün güzelliğine dair bir fotoğraf. Buyurun. Sevgili dostlar, bir şeyi paylaşmak istiyorum. Atilla abim üstüne basa basa söyledi. Kore'nin savaş sonrasını anlattı. Biz belediye olarak 2 yıldır Kore'yle çok yakın bir ilişki içerisindeyiz. Kore'ye çok gittik geldik. Kore'de çok önemli etkinlikler yapıldı.
Kore'den bir şeyi bilmemizde fayda var. 60'lı yılların ortalarında Kore'de de bir ihtilal gerçekleşiyor. Ve ihtilali yapan generaller bugün dünyanın imrendiği Güney Kore'nin temelini atıyorlar. Orası bir ihtilalle düzeniyor. Biz kaç ihtilal yaşadık bahsettiler. Bu bilgiyi de aklınızın bir yerinde tutun. Atanan Şen Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize de müteşekkiriz. Gecemize katıldığınız için. Hemen çıkışta arkadaşlarımız size Atilla Özgür Beyefendi'nin kitabını hediye edecekler. Giderken almayı da unutmayın efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Konuşma